Değerli izleyenler, ben Necmi Can, kameraman arkadaşım Muzaffer Uzun ve yardımcımız Abdullah Özkan, Abdullah Özcan. Sizlere Terzalan Köyü hakkında bir belgesel hazırlamak istiyoruz. Ancak teknik imkanlarımız montaj yapmaya veya bazı görüntüleri normal profesyonel televizyoncular gibi yapmaya müsait olmadığından bazı görüntülerle anlatılanlar uymayabilir. Bu nedenle hoşgörünüze sığınarak köyümüzün tarihinden başlıyorum. Köyümüz halkı 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra 1881 ve 84 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Razgrad kazasının Kızıllar Köyü'nden 40 hanelik bir kafile halinde göç ederek Anadolu'ya gelmiştir. İskan edilmek üzere kendilerine birçok yerler gösterilmiş, ancak çeşitli sebeplerden dolayı şimdiki köyün tam karşısında bulunan Çakmakçayır denilen bu gördüğünüz yerler tercih edilmiştir. Köyü buraya karar verdiklerinde ise bu yerlerin sahibi olan Süleköylü Çakmakçı o zaman için büyük paralar isteyince körlerle anlaşamamış ve dedelerimiz oradan kalkarak köyün şu anda bulunduğu boş ve ormanlık yere yerleşmeye karar vermişler. Ama ilk yerleşim yeri olan Çakmakçı'nın çayırından dolayı köyün adı Çakmakçayır olarak belirlenmiş. Köyün kurulduğu bu yerler o zamanlar fundalık ve ormanmış. Hatta şu anki caminin yeri ormanlık olup yabani hayvanların yatak yeriymiş. Köye ilk gelen ve yerleşenler, ki bunlar hep birbirlerinin akrabasıymış, köyün en güzel yerlerini Kayıldere'nin etrafına evlerini kurmuşlar ve derenin kenarlarında bağ ve bahçe yapmışlar. Bunlar Beytullah Ağa, Hacı Abdullah, Rüstem Ağa, Aziz Ağa, Kadir Ağa ve Hacı Salim gibi ileri gelen ailelermiş. Köy halkı buraya yerleşince giyim, sanat ve çiftçilik özellikle ziraat yönünden çevre köylere örnek olmuş ve aralarında bulunan demirci, marangoz, nalbant, arabacı, duvarcı ve terzi gibi sanatkarlar nedeniyle diğer köylerin ihtiyaçlarını da giderecek faaliyetler başlamış. Ayrıca her aile bir sebze ve meyve bahçesi yaparak diğer köylerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde ziraat ve ticaret başlamış. Daha sonraları bu sanatlar ve sebze ve meyvecilik diğer köylere de yayılmış ve o köyler bizleri geçmiş. Köy halkı daha yerine henüz yerleşmişken ardı ardına gelen savaşlar askeri çağında bulunan dedelerimizin köyden ayrılmalarına sebep olmuş. 1911'de Balkan Savaşı'na katılan İsmail Çavuş, Arabacı Celil ve Nazif Yakupoğlu'nun Musa gibi birçok atamız şehit olmuş ve bir kısmı da gazi olarak geri dönmüş. Ardından 1. Cihan Savaşı patlayıp da 1915'te seferberlik ilan edilince köyde bulunan ve eli silah tutan tüm erkekler bu savaşa katılmış. Tespit edilenlerden aşağıda isimleri yazılı şahıslar 1. Cihan Savaşı'nda şehit düşmüşler. Seyit Ağa'nın Mehmet, İsa'nın Mustafa ve Ali, Kara Ahmet'in Mehmet ve Ali, Arabacı Mehmet'in Ömer ve Ali, Macir Ali'nin Aziz ve Yakup,
Macir Mustafa'nın oğlu Osman ve damadı Osman, Kadir Ağa'nın Ali, Hacı Abdullah'ın oğlu Mustafa, Feyzullah Ağa'nın oğulları Ramiz ve Yusuf, Boyalı Halil, Sarı Hasan'ın Hasan, Bekiroğlu İlyas, Hasan Onbaşı, Küçük Veli'nin Hüseyin, Kopuk Ali ve Ferhat, Mehmet Çavuş'un Bekir, Yalaman'ın Hüseyin, Osmanoğlu Aliş, Yetim Recep ve Yetim Hüseyin, Kır İsmail, Bozun Halil ve Hüsmen, Amiş Ağa'nın Üzeyir ve Halil, Koca Mehmet, Murat Ağa'nın Yakup, Ali Çavuş'un Halil ve Salih, Abdiş İsmail, Yamen'in Mehmet, Çoban Mehmet, Ahmet Çavuş ve Kasım, Aliş'in kardeşi Ali Osman, Rüstem Ağa'nın Davulcu Veli, Şaban'ın Ömer, Arabacı Osman. Yukarıda isimleri geçenlerden başka yine 1. Cihan Savaşı'na katılıp da Çanakkale'de sol kolunu dipten kaybeden ve çeşitli yerlerinden yara alan Hacı Salim Esen, 2. derece malul olduğundan devletten malul maaş almakta ve bununla geçimi sağlamaktaydı. Bunu çekemeyenler ve bilhassa merhum Deli Ahmet, Hacı Salim'e "O İngiliz gavuru sana kurşun atmamış, İngiliz lirası atmış" diye takılırdı. Hacı Salim 1970 yılında vefat etmiştir. Köydeki yetişkinlerin 1. Cihan Savaşı'nda şehit olmaları nedeniyle İstiklal Savaşı'na yalnız Halil Usta'nın Mehmet Çavuş katılmıştır. Köy halkı Çakmakçı'nın çayırından kalkıp da şimdiki yere geldiklerinde köyün güney tarafında 3 kısımdan meydana gelen havadar, suyu mevcut, çimenlik ve ahlat ağaçlarıyla kaplı alanda panayırlara elbise hazırlamak için gelen terziler konaklarlarmış. Bu sahalara da terzi alan denirmiş. Hatta o zamanlardan kalma batı tarafında bulunan çeşmenin adı Terzi Alan Çeşmesi olarak bilinir. Köylüler de bundan esinlenerek Cumhuriyet kurulduktan sonra resmen Terzi Alan adını almışlar. Ancak bazı kişilerce hala Çakmakçayır adı benimsenmektedir. Köyün çevresinde tarihi eser yoktur. Ama tarihi yerler vardır. Köyün güney doğusuna düşen ve ekinlikler diye anılan bölgede Dede Korusu olarak adlandırılan mezarlıkta çok eskiden kalma çeşitli tuğla ve kiremit bahçelerine rastlamak her zaman mümkündür. Bu korunun çevresindeki tarlalarda zaman zaman topraktan yapılmış çanak ve çömleklerle bakır eşyalar bulunmuştur. Terzi Alan ve Ayvalıklar mevkilerinde de eskiden kalma tuğla ve kiremit parçalarına rastlanmaktadır. Bunlardan başka Düvenciler Düzü altında eski araba yolu üzerinde ve Katrandere'de Mehmet Çavuş'un tarlasının doğu tarafında eski bina temelleri halen bilinmektedir. Köy, Çanakkale Savaşı ile birlikte çekirge istilasına ve afetine de maruz kalmıştır. Çekirge yiyecekleri tamamen yok etmiş ve köyde açlık baş göstermiştir. Halk, ayrık kökü, mısır koçanı ve yosun yiyerek açlıkları gidermeye çalışmış, fakat yine de açlıktan ölenler olmuştur. 1953 yılındaki Yenice depreminden köyde 32 ev hasar görmüş, caminin ön ve yan duvarlarının bir kısmı yıkılmış, ancak can kaybı olmamıştır. Hasar gören ailelere Kızılay ve devlet yardımda bulunmuştur. Ve verimsizdir. Sulanan çok az miktar arazisi olup
engebeli, fundalık ve ormanlıktır. Ziraat ile geçinen kimse yok denecek kadar azdır. Doğusu Kocabağ, Yumrutaş, Kül Çeşmesi, Hacı Zekeriya Tarlası, kuzeyi Ali Çavuş'un kuyusu, Yaylalar Sokağı, Masıt Deresi, Alış Kuyusu, İncir Ağı, Kertil Mezar. Batısı Kertil Mezarı, Ağanın Yolu, Karaçam, Sopa Deresi. Güneyi Çakalkaya, Düvenci Düzü, Taşlıburun, Peynirli Hendek. İlçe merkezine uzaklığı 9 kilometre, ile uzaklığı 80 kilometredir. Yakın komşu köylerden Çakılköy ve Süleyköy ile çok yakın olup yapılaşma olarak birleşmektedir. Zaten Süleyköy ile resmen de birleşmiştir. Ozancık 7 kilometre, Bardakçılar 5 kilometre, uzun olan 6 kilometredir. Çakılı ve Süleyköy arası asfalt olup diğer komşu köylerle stabilize yol ile bağlantılıdır. Her zaman ulaşım mümkündür. Köyümüzün yolu 1979 yılında asfalt yapılmış, 1984 yılında tekrar kaplama yapılmıştır. Daha sonra tekrar kaplama yapılmıştır.
köyümüzün hudutlarında verimli orman alanı olmayıp 7500 dönüm kadar baltalık orman bulunmaktadır. Çok az miktarda şahıslara baltalık orman vardır. Şahıslara ait baltalık orman vardır. Köyün yeni ekim sahalarına çam fidanları aşılanmakta. Ve baltalık arazide sayılamayacak kadar çok ağaç çeşidi bulunmaktadır. Bunların başlıcaları çam, meşe, kayın, çınar, kızıl ağaç, ıhlamur, kiraz, akça ağaç ve kestanedir. Ormanlarımız son 50 yıl içinde yapılan geliştirme çalışmalarının yanında çeşitli yangınlar ve bilinçsiz kesimler sonucunda oldukça tahribat görmüştür. Çevremizdeki ekim sahalarının işçiliğinden ve kerestesinden terzi alanlar mevkiinde bulunan orman deposundan baltalık arazilerin ise o durumdan yararlanılmaktadır. Köyümüz doğuya bakan az meyilli bir yamaç üzerinde kurulmuştur. Köyün ekilebilir toprakları killi ve kireçlidir. Dere kenarlarında bulunan kumlu toprakları azdır. Köyün arazisi dağ eteklerinde ve yamaç yerlerde bulunduğu için ekile ekile verimsiz olduğundan köylünün yarısından çoğu çiftçilik yapmaz. Çiftçilik yapan köylüler de en çok buğday, arpa, çavdar, sulama yerlerinde mısır ekilebilir. Arazinin işlenmeyen kısımlarında otlak için ayrılmış meralar bulunur. İstifade edilmeyen toprak yoktur. Kayalı dere üzerinde 1964 yılında Toprak Su Teşkilatı tarafından beton sulama kanalı yapılmış. Derenin suyu bu kanal aracılığı ile köyün üst tarafına kadar çıkarılmıştır. İlk yıllarda bu sulama kanalı ile yaz günlerinde köyün hemen hemen her yeri sulanabilmekteydi. Ve herkes bahçesini evlerin önlerinde yapmaktaydı. Dolayısıyla yaz günlerinde köyün tamamına yakın kısmında sulama yapılmakta ve her yer yemyeşil olmaktaydı. Ancak son yıllarda çayın suyunun başka bir köye verilmesi nedeniyle sulama imkanı kalmamıştır. Köyümüzde genelde her hanede hayvan beslenmektedir. Besiciliği yapılan başlıca hayvan türleri inek, koyun, keçi ve kümes hayvanlardır. Köyümüzde hayvancılıktan sağlanan ürünler kooperatif çalışması olmadığından tam olarak değerlendirilememektedir. Ürünler genellikle halkın kendi pazarlamasıyla değerlendirilmektedir.
Köyümüzde hayvancılık bazı hanelerde geçim kaynağı olarak seçilmiştir. İçme suyu Karadere adıyla anılan 24 köyün müştereken kullandığı kaynaktan sağlanmaktadır. Bu kaynak köye 9 kilometre uzaklıktadır. Kullanma suyu ise 1986 yılı sonunda tüm evlere verilmiş bulunmakta ancak yetersizdir. Köye yakın Kayalıdere, Kızılcık, Kocaçınar, Çökek ve Terzihanlar gibi su kaynakları bulunmakta. Bunlardan Kayalıdere su kaynağından kullanma suyu sağlanmaktadır. Yapımına 1992 yılında başlanan Terzihan Sulama Göleti, çevredeki sulama göletlerinden en büyüğü olarak bilinmektedir. Çevremizde şifalı su olarak Bardakçılar, Tepeköy ılıcaları mevcut olup bunlar köylü ve deve dişi birliği çalıştırılmaktadır.
köyde okul ilk defa 1926 yılında çevre köylerin de katkılarıyla yapılmış, 85 öğrenciyle Arapça öğretime başlamıştır. İlk öğretmen İsmail Hakkı Can'dan atanmış ve göreve başlamıştır. 1928 harf inkılabından sonra öğretmen olarak Mehmet Ciddi gelmiştir. 1931 yılında köye ilk bayan öğretmen Münevver Ünsaç tayin edilmiştir. Bu öğretmen köyde kahvehaneye giderek köylüyle kaynaşmış ve çok yararlı çalışmalar yapmıştır. Depremde okulun duvarları çatladığından yıktırılmıştır. Bundan sonra 1943 yılına kadar köy okulsuz kalmıştır. Bu dönemde bazı köy çocukları yakındaki Karakoca köyündeki okula devam etmişlerse de büyük çoğunluğu okuyamamıştır. 1943 yılında köye atanan eğitmen İsmail Hakkı Sağ'ın köy kahvesinde ve halk evinde öğretime devam ederek 3 sınıflı öğrenci mezun etmiştir. 1947 yılında inşaatına başlanan iki derslikli ve öğretmen evli okul 1949 yılında tamamlanmış olup 5 sınıflı öğretime başlamıştır. Baş öğretmen olarak Lütfü Gezer ve öğretmen olarak eşi Semiha Gezer tayin edilmiştir. Onların ayrılmasından sonra okula baş öğretmen olarak Mustafa Yılmaz atanmıştır. 1953 Yenice depreminde okul binası ağır hasar gördüğünden Mustafa Yılmaz da köyden ayrılmıştır. 1954 yılında inşaat tamamlanan şimdiki okul binasında 5 sınıflı öğretime devam edilmiştir. Baş öğretmen olarak Şinasi Akgün, öğretmen olarak da Mehmet Emin Avunç ve Kamil Uz tayin edilmişlerdir. 3 derslikli okul daha sonra 5 derslikli hale getirilmiş, ihtiyacı karşılamadığından ara salon bölünerek bir derslik daha eklenmiştir. Eski tuvalet ihtiyacı karşılamadığından 1971 yılında 6 gözlü bir tuvalet yaptırılmıştır. İçme suyu köyün kullandığı Karadere suyundan olup, çeşmesi köy halkından Seyide Gelen tarafından yaptırılmıştır. 1977-1978 öğretim yılında 3 derslikli ek bir bina yapılmıştır. Ana bina 1982 yılında büyük onarım görmüş ve aynı zamanda bazı büyük sınıflar bölünerek derslik sayısı arttırılmıştır. Köyde ortaokul ilk defa 1972-73 öğretim yılında 17 öğrenciyle öğretime başlamıştır. Okulun kuruluş çalışmalarını müdürlüğe vekalet eden zamanın ilkokul müdürü Halil Usumi yürütmüş olup, daha sonra ilk müdürlüğe Ali İhsan Koç atanmıştır. İki yıl görev yapan Ali İhsan Koç, daha sonra görevi 1974-75 öğretim yılında Abdullah Sarıca'ya bırakmıştır. 1975-78 arasında Yalçın Şakı, 1978-82 arasında Şükrü Gönülhan, 1982-83 arasında
Sıtkı Aktuğ Vekalet'te müdürlük görevlerinde bulunmuşlar. 1983 yılında İsmail Özçüler bu görevi yürütmüştür. Şu anki okul müdürü Kemalettin Kocaoğlu'dur. Köyün 110 yıllık mazisi vardır. İlk yerleşim yıllarında yapılan evler genellikle iki oda bir hayat antre şeklinde yapılmıştır. Tuvalet dışarıda ve kapalıdır. Banyo odanın birinde tahtadan bölünmüş küçük bir bölümdür. Ayrıca mutfak bulunmaz. Ancak yeni yapılan binalar köyün 4/3'ünü oluşturmakta olup tamamıyla sağlık şartlarına uygundur. Köyün kanalizasyonu büyük oranda yapılmıştır. Köyde sağlık ocağı 1985 yılı sonlarında açılmıştır. Bu zamana kadar köyler Çan Sağlık Merkezi, Biga ve Çanakkale Devlet Hastaneleri ile büyük şehirlerdeki tıp fakülteleri hastanelerinden yararlanmışlardır. Köyün ilk öğretmeni olan İsmail Hakkı Candar'ın oğlu Profesör Doktor İsfendiyar Candar'ın sağlık konusunda köylere büyük yardımları bulunmuş. Ankara'ya gidenlere çok yardımlar etmiştir. Çok eskiden beri köyde ebe kadrosu vardır. Halen sağlık ocağında görev yapmaktadırlar. Yeni yapılan sağlık ocağının lojmanı da mevcuttur. Kadınım, niye arabayı koymamışsın? Şu anda sağlık ocağımızda bir doktor, bir sağlık memuru, bir ebe, bir hemşire ve bir de hizmette bulunmaktadır. Köyün camisi 1952 yılında yapılmıştır. 1953 Yenice depreminde ön duvar ve yan duvarlar hasar görmüş, daha sonra onarılmıştır.
Cami şu haliyle ihtiyaca cevap vermemekte, kapasitesi yetmemekte, ancak genişletme çalışmaları düşünülmektedir. Ve şimdi de son köy muhtarımız Mustafa Orta ile köy hakkında bilgi almak üzere muhtarlığa gidiyoruz. Bundan sonra köy muhtarı değil, mahalle muhtarlarımız olacak ve belediye başkanımız olacak. Değerli Terzalanlılar, sevgili hemşerilerim. Ben Mustafa Orta, köyümüzün köy niteliğindeki son muhtar olarak hepinize saygılar sunarım. Bilindiği gibi köyümüz 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'dan 40 hanelik bir göçmen olarak gelip köyümüze yerleşmiş ve çeşitli aşamalardan sonra köyümüz bugünkü şeklini almıştır. Göreve geldiğim 1990 yılından bu yana köyümüz her şekliyle birçok gelişmelere neden olmuştur. Bu nedenle 12 Aralık 1992 yılında geçirmiş olduğumuz referandumla belediye olma hakkını kazanmıştır. 1990 sayımına göre köyümüzün 1769 nüfusuna Süle köyünde 414 olan nüfusu eklenerek köyümüz bir belde teşkilatı kurma hakkını kazanmıştır. Ekonomik durumuna gelince köyümüz nüfusunun %70'i işçi, %15'i çiftçi, diğer %15'i de şoför, serbest meslek sanatı, esnaf gibi kişiler. Köyümüzde ekonomik değer taşıyan tezgahlar yoktur. Ancak bazı kimseler evlerinde halı, kilim gibi şeyler kendi ihtiyaçları için dokumaktadırlar. Kızlarımız kendi çeyizlerini kendileri hazırlamaktadırlar. Küçük sanayi niteliğinde hızarlarımız vardır. Bunlar kereste biçerler, fabrikaya çalışırlar. Köyümüzün ekonomik açıdan gelirine bakarsak, köyümüz nüfusunun %60'ı dar gelirli,
%25'i normal, %15'i de varlıklı sayılabilecek niteliktedir. Gelince bildiğiniz gibi köyümüzün geliri olarak bir köy kahvemiz vardır. Köy tarlalarımız vardır. Buna ilaveten bir de su paramız vardır. Köy bütçemizin, köyümüzün geliri hepsi toplam olarak budur. Bu belgesel niteliğindeki belgeyi hazırlamasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder. Siz sevgili köylülerime saygılar Gençler, bayramımız var. Teşekkürler. Gel.
Geçen nasıl olur? Tamam diyorsun.
gel bakayım ben. Hey. Görsene ya ben. Niye gidiyor öyle? Şöyle yürüyen gittim. Değerli izleyenler, bu bölümde kadar Terzi Alan beldesinin birinci parçası olan Terzi Alan köyünün tarihi gelişimini izlediniz. Bundan sonraki bölümümüzde ise Terzi Alan beldesini oluşturan diğer parça olan Süleköy'ün tarihi gelişimini araştırıp bulmaya çalışacağız. Kameraman arkadaşım Salih Karabacak ve yardımcımız Orhan Tekin bu kaseti